Bu videoda düzgün ve dağınık yansım hakkında biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama başlamadan önce bir önceki video hakkında küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Aslında ilginç, bu noktadan sonra dikkatimi çekti. Hatırlarsanız sağdaki resimde çifte yansıma olduğundan bahsetmiştim. Güneş ışıklarının su yüzeyine çarptıktan sonra küreye çarparak gözümüze ulaştığını söylemiştim. Önceki videoda güneş ışınlarının ilk olarak güneşten çıkıp suyun yüzeyine geldiğini Şöyle bir çizgi çizerek göstereyim. Sonra da küreye yani yansımayı gördüğümüz noktaya daha sonra oradan da gözümüze geldiğini anlatmıştım. Tam olarak da bu noktada yani. Güneşin gözümüze suyun neresinden yansıdığı konusunda bir düzeltme yapacağım. Çünkü güneşi aslında bu noktada zaten görüyoruz. Yansıma buradan da gözümüze direkt olarak geliyor. Mesela burada durduğumuz ve buradan baktığımızı varsayalım ama aynı zamanda yansıma bizim gözümüze kürekten de gelecek değil mi? Resimde güneş gözümüze sadece kürekten yansımak zorunda değil. Aynı zamanda güneşi suyun üzerinde de görebiliyoruz ama bu o kadar da net olmayabilir. Biraz yüzeysel bir yansımadan bahsediyorum. Buraya gözümüzü de çizelim. Güneşten çıkan ışın önce su üzerinde bir gelme açısı oluşturacak. Yani ışınla yüzeyimiz su arasında bir yansıma açısı oluşturacak. Daha sonra bu ışın kürekten yansıyarak gözümüze gelecek. Burada bir yansıma var. Tamam. Ama güneşi sadece bu noktada görmüyoruz. Yani güneşin yansımasını sadece kürekte oluştuktan sonra görmüyoruz. Güneşin bir yansımasını daha gördüğümüz nokta aslında direkt olarak gözümüze suyun yüzeyinden de geliyor. Bu durumda güneşin yansıması gözümüze iki yerden birden gelmiş oluyor. Çifte yansıma hakkında bahsetmek istediğim ilginç nokta işte buydu. Konuşmak istediğim bir diğer şey ise düzgün ve dağınık yansımanın aynı anda olabileceği. Esasında bu durumla her zaman karşılaşabiliyoruz. Bu durum sadece bir ayna üzerinde değil, herhangi bir parlak nesne üzerinde de gerçekleşebilir. Mesela örnek olarak parlak kırmızı bir elmayı kullanabiliriz. Gösterdiğim bu beyaz bölüm elmaları korumak için üzerine sürülen mumun parlamasından oluşuyor. Burada bir ışık kaynağının yansıması var. Elmanın üzerindeki başka yerlerde bir yansıma değil, kendi rengini görüyoruz. Gelin burada ne gerçekleştiğini biraz inceleyelim. Öncelikle elmanın yüzeyini çizmek işimize yarayacaktır. Evet, beyaz renkle buraya yüzeyimizi çiziyorum. Sanırım bunu düzgün bir şekilde değil de elma gibi biraz yuvarlak çizsem daha güzel olacak. Burada bir ışık kaynağımız olduğunu farz edelim. Bu ışık kaynağı elmaya doğru ışık ışınlarını belli bir yönde gönderiyor. Elma yüzeyinde gerçekleşeceklere bir bakalım. Öncelikle elmanın yüzeyi ışığı düzgün bir şekilde yani elmanın görüntüsünü bozmadan olduğu gibi yansıtacak. Ama hepsini değil sadece bir kısmını onu da çizerek göstereyim. Gelen ışını bu şekilde gösterirsek yansıma açısını da bu şekilde çizmemiz gerekecek. Aynı şekilde yüzeye bu şekilde gelen ışın diğeriyle aynı yönde olacak şekilde buradan ayrılacak. Gelen diğer ışın da aynen böyle yansıyacak. Yansımayı gösteren bu doğruları noktalarda gösterdim. Çünkü ışın tamamı yansımıyor, bir kısmı emiliyor. Mesela burada olsaydık ve ışınlar bizim gözümüze yansısaydı ya da sadece gözümüzü değil yüzümüzü burada çizelim. Kulağımızı, saçımızı, kaşımızı da yapalım. Hatta komik bir bıyık da ekleyelim. Neyse fazla uzatmayalım. Işık kaynağından bize doğru gelen ışınlar çıktığı noktadaki kadar şiddetli gelmeyecek. Çünkü bir kısmını elma emecek. Tam olarak bu parlamaya baktığımızda ışık kaynağını çok net bir şekilde göreceğiz. Ama elmanın geri kalanındaki ışık çok az bozulmuş olsa da düzgün yansıma yapan kısmında ışığın yansımasını o kadar da net bir şekilde fark etmeyeceğiz. Çünkü elma bu ışığın hepsini değil ama bir kısmını emiyor. Hatta elmanın parlamayan geri kalan kısmı gelen ışınları kırmızı ışık olarak yansıtıyor. Bakın ışınların bütün hepsini emmiyor. Çünkü elmayı görebiliyoruz. Burada bir yansıma var. Elmanın yüzeyi pürüzlü olduğu için en azından bir ayna kadar pürüzlü olmadığı için gelen saf ışığın bir kısmı düzgün bir şekilde yansıtılıyor. Ama elmanın pürüzlü yüzeyinden dolayı bir kısmı da farklı farklı yönlere gidecek şekilde dağınık olarak yansıtılıyor. Mesela kimisi bu yönde, kimisi bu yönde, kimisi de şu yönde gidecek. Işık kaynağından çıkan ışınlar her yöne doğru gidecek ve bu olay elmanın her noktasında gerçekleşecektir. Kaynaktan gelen ışınlarımıza birkaçını daha ekliyorum. Bu ışınlar dağınık yansıma yapacak dedik. Elmadan kırmızı dışındaki renkler yansımadığı için bu yansımaların hepsi kırmızı olacak. Çünkü elma spektrumun kırmızı rengini yansıtıyor. Diğer bölümlerindeki renkleri emiyor. Sonuç olarak ışığı tam olarak gözümüze yansıtan yer ayna gibi parlak olarak görünecek ve ışık kaynağını gördüğümüz yer olacak. Elmanın diğer bölümleri kırmızı olarak görünecektir. Demek istediğim, eğer elmanın yerini değiştirirsek ya da elmaya baktığımız yeri değiştirirsek elmanın parlak görünen yeri de değişecektir. Mesela burada birisi olsun. Bir tane göz çizeyim de ne demek istediğimi somut olarak anlayabilirim. Hatta kirpiklerini, burnunu ve kulağını da çizelim. <laughs> Bugün sanatçı tarafından uyanmışım. Hmm, yakışıklı biri çıktı ortaya. Evet, bu kişi kendine oranla dev gibi olan bu elmaya bakıyor. Durduğu yerden şu an bizim gördüğümüz parlak yeri parlak olarak görmeyecektir. Bu kişi parlak noktayı başka bir açıdan görecektir. Farklı bir renkle ışık kaynağımızı da gösterelim. Mesela ışık kaynağı bizim üzerimizde olsun. Dolayısıyla ışık ışınları aşağıya doğru dik bir şekilde geliyor. Gözümüze yansıdığı açıyı da hemen çizelim. Açıların arasına dik çizgimizi de indirmeyi unutmuyoruz. O zaman burası gelme açısı, burası da yansıma açısı olacak. Eğer burada düzgün yansıma varsa tüm ışın ışınları aynı açıyla yansıyacak ve diğerleri gözümüze gelmeyecekti. Ancak bazı noktalarda dağınık yansıma olduğu için buradan yansıyarak gözümüze gelen ışınlar kırmızı olarak görünecek. Yani dağınık yansımayla gözümüze gelen ışınların geldiği yerler kırmızı olarak görünecektir. O yüzden şu an bizim gördüğümüz açıdan bakarsak bu parlak yere gelen ışınlar doğrudan gözümüze geliyor. Işık kaynağından dik bir şekilde gelen ışık ışınlar direkt bize doğru düzgün yansıma yaparak geliyor. Ama elmanın diğer yerlerine gelen ışınlar gözümüze değil de başka yerlere gittiği için oraları sadece kırmızı olarak görüyoruz. Umarım bu video sizin için de kolay anlaşılır ve yararlı olur.